Selam YouTube. Bu güzel müzikle, bu güzel oyunla karşınızdayım. Oyunumuzun adı Florence. Zaten başlıkta görmüşsünüzdür. Oyun yazısız, tamamıyla yazısız diyebiliyorum. Hani sadece bu menüdeki yazılar ve işte bölümler arası geçişteki yazılar. Oyun karikatür ve bir hikayeyi anlatıyor. Harika bir şey kısacası. Ben de çok merak ettim. Oyun çok kısa sürüyor. Hani komple oyun bir saat içinde falan bittiği söyleniyor. Bir bölümde YouTube'a atacağız. Şu an Twitch'te yayındayız. Twitch'e gelmek isterseniz aşağıda linki var. Twitch Alpinya.tr adresinde. Tamamdır. Kaydımıza başlamış bulunmaktayız. Tamam, her şeyimiz güzel. Başla. Bölüm 1. Yetişkin Hayatı. Bu arada oynadığımız karakterin adı Florence Yeo, 25 yaşındayız ve alarmımızı erteliyoruz. Bunu bayağı bir hikaye olarak kafanızda canlandırabilirsiniz. Hani böyle hayal edin, anladınız mı? Bu kız böyle hani şey saate vuruyor, durduruyor falan. Bunların hepsini hayal edebilirsiniz. Oyun tamamıyla hayal gücünüze kalmış. Oyun sadece bizi arada böyle şeyler yaptırarak aktif tutuyor. Hani oyun hani direkt bir film aslında. Ben hepsini beğeneceğim. Saat 9. Oğlum deprem mi oluyor amına koyayım ya? Umarım olmaz. Ne yapacağız? Ha. Oha. Oha, kızın işi o kadar sıkıcı ki. Anne. Açalım, anne sonuçta. Beni merak etme, tamam. Asyalıyız sanırım. Meşgulüm, işteyim. Ne yapıyorsun diye büyük ihtimal. Çalışıyorum ya. Ama hiç mutlu değiliz bu durumdan. Valla bir daha anne ararsa açmayacağım o zaman. Aa, yemek. Yemek yerken mutlu muyuz göremiyorum. Bu oyunun müzikleri harika bu arada ya. Hani sesimi bastırıyorsa da boş verin yani, bu müziklere değer. Bu arada 11.50 diyor, o 12'lik saat dilimine göre, yani kısacası 23.50. Bilmeyen küçük dostlarım için. 12.20. Ney? Ha, salta tik varmış. Kısacası günümüz çok monoton ve boktan geçiyor. Aa, bak bildiğiniz karikatür gibi. Aa, bak ses nasıl kısılıyor. Harika yapılmış oyun ya. Bir kilerimizi temizliyoruz ve üzerimize bir şeyler düşüyor. Eski şeyler. Bir kutu dikkatimizi çekiyor. Ve bu kutuda oyuncaklar var. Bu kutu anılarımız. Kutunun içinde bir kağıt gözümüze çarpıyor. Bir de bakıyoruz ki bu kağıt bizim küçüklüğümüzden kalma. Ne kadar da tatlıyız ya. 7 yaşındayız. Minik. Ne yapacağım? İstediğim gibi şey yapabiliyorum. Kalıcı olarak onlar da değişiyor. Bence gelecekte böyle bir şey bulmak güzel olacak. Şöyle hafif bir 3 boyut kazandırmak istiyorum. Şöyle.
edelim. Bence güzel oldu. Bu arada istersen bir şey koyup da geçebiliyorum ama ben şu an oyunun bir yandan da tadını çıkarmak istiyorum. Karakter niye sürekli mutsuz? Hayatı monoton çünkü. Hep aynı şeyler. Yani bak, sabah 8'de alarm çalıyor, erteliyor. Saat 9'da işte, hop. İş devam ediyor, annesi arıyor, ister açıyor ister açmıyor, hop kapanıyor. Eve gidiyor, yemek yiyor, yatıyor. Tekrarlıyor bunu sürekli. O yüzden mutsuz karakterimiz. Şöyle. Allah'ım, tam kendimi böyle küçük bir kız gibi hissettim. Bence güzel oldu. Niye geçemiyorum? Hepsinden koymadım mı? Bir tane daha koymam gerekiyormuş. Ve şeytan gelir. Bu ne? Aa, ders çalışmaya başladık. Ve annemiz bizi hayal gücümüzden uzaklaştırıp monotonluğun dünyasına iter. Yanlış yaparsam ne oluyor acaba? Oyunun hikayesini çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama bir tanesini yanlış yapacağım. Bundan sonrakini yanlış yapacağım. Normalde 8 geliyor. Ne ekle? Şimdi bak kardeşim, 1 ekleyeceksin. 5 olması için 2 çıkarman lazım. 14. Aa, yanlış yapamıyoruz. Aa. Oğlum tam olarak gerçek hayat gibi lan. Ya doğruyu yap ya siktir git olayı. Bu arada bu yayın küfür etmeme bence daha mantıklı. Tamam, daha küfür etmeyeceğim. Ve mutsuzuz. Mutsuzuz, musmutsuzuz. 7 yaşındayız. 7 yaşında kankilerimizle fotoğrafımız. Ne yapacağım? Aa bak, birbirimize çok yakınız. Aa! Zamanla birbirimizden uzaklaşıyoruz. Hop, ergenlik geldi. Herkes kendi işinde, biri gösteriş. Birisi hop cilve şey, biz de masum. Canım benim ya. Ve günümüz. Geriye dönebiliyor muyum? Geriye de dönebiliyoruz. Çok güzel yapmışlar onu. Ve günümüz. 25 yaşında mutsuz, işi, sosyal medya ve evi arasında tıkalı kalmış bir insan. Küçükken çizdiğimiz resmi buluyoruz. Bir hüzünleniyoruz, bir hüzünleniyoruz. Toplayıp kaldırıyoruz. Sonra düşüncelere dalıyoruz. Güzel mi güzel düşüncelere. Müzik. Köpek, beğen. Mutlu çift, beğen. Alkol, beğen. Laiklik. Salata, beğen. Ve şarjımız bitiyor. Yani kısacası içinde tıkılı kaldığımız döngüden kurtuluyoruz. Bir müzik. Kulağımızı şey yapıyor, hoşlaştırıyor. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Gitgide yükseliyor, yükseliyor ve bizi cezbediyor bu müzik. Bizi hayal dünyasına gönderiyor bu müzik. Bizi mutluluğa boğuyor bu müzik. Dünyadan kurtarıyor bizi müzik ve müziğin kaynağı yakışıklı genç bir adam.
Cellosuyla, cello durmanın cellosunu bildiğiniz anlamıyla sanata dönüştürüyor. Bu arada biraz dinlemek istiyorum. Bakın, dünyamız renkleniyor yavaş yavaş. Bir mutluluk çiseliyor dudağımıza, yüzümüze bir buse konduruyor. Sanırım bölümlere geri dönebiliyoruz. Kaza, kısım 2, 4. bölüm. Bisikletimizle işe gidiyoruz büyük ihtimal ya da evimize. Ne? Sanırım görüntüyü netleştirmemiz gerekiyor. Ve sokakta gördüğümüz o yakışıklı cello çalan, hayatımıza renk katan adamı bir daha görüyoruz. Aman Allah'ım. Ve talihsiz bir kaza yaşıyoruz. Karakterimizin bilinci yerinde değil. Çocuğu görüyoruz. Ve o geliyor. O tatlı adam. O günümüzü renklendiren adam. Sarı ceketi bize yardım ediyor. Küçük bir konuşma başlıyor aramızda. O kişinin adı Chris. Chris. Ben Chris diyeceğim. Numarasını veriyor bize. İlk randevular. Bölüm 5. Finalinde dış ses hüzünlü şeyler konuşur, onlara benzin. Bakalım ilk randevumuzda ne olmuş? Utanmışız. Yüzümüz kızarık. Adam da bu durumdan memnun. Ama o da meraklı. Kız hala gergin. Ve adam sohbet açıyor. Sohbet etmek için bunları birleştirmemiz gerekiyor. Sohbet en başlarda çok zor geliyor bize. Çünkü o monoton hayatın içinden çıkmak bir kazaya mal oldu bize. Ama karşımızdaki insanın bize verdiği konfor alanı sayesinde
gitgide rahatlıyoruz. Konuşurken konuşmak gitgide kolaylaşıyor. Birbirimizi tanıdıkça rahatlıyoruz. Kraliçe Victoria Marketi'nin önünde bir kere daha görüşüyoruz. Bir dakika. Özür dilerim. Aynen. Tişörtler farklı. Bir kere daha görüşüyoruz o genç yiğit adamla. Bir şeyler alıyoruz. İçimizi ısıtacak, muhabbetimizi arttıracak. Tekrar muhabbet o başlıyor. Muhabbet her geçen konuşmadan sonra daha da kolaylaşıyor. Bizi bulunduğumuz kötü hayattan kurtarmaya daha da yaklaşıyor genç adam. Gitgide daha da mutlu oluyoruz. Aleykümselam. Genç adamın bize yarattığı rahatlık, bize verdiği mutluluk paha biçilemez bizim için. Konuşmak onun yanındayken daha kolay. Üçüncü buluşmamız artık bizim de hayatımıza biraz renk gelmeye başlıyor, kıyafetlerimize. Güzel iki içecek, güzel sohbetler. Artık gözlerimiz bizim yerimize konuşuyor resmen. Konuşmalar o kadar kolay. Bu adamda farklı bir şeyler var. Diğer insanlarda olmayan. Resmen kelimeler birbirlerini buluyor. Ve o güzel an gerçekleşiyor. Bir adamla bir kadının mutluluğunun simgelerinden biri. Çok güzel yapmışlar oyunu. Devam edelim. Bu ne abi? Hikayeli bir oyun. Ben de bir nevi seslendiriyorum böyle. Hoşuma giden şekilde. Biz Florence denen kızı canlandırıyoruz. Monoton bir hayatı var. Ancak bu adamla tanışıyoruz ve bu adam bizim hayatımızı bir nebze de olsa değiştiriyor. Dikkat ederseniz kısım 3 hayaller artık tekrar hayal dünyamıza dönüyoruz. Onun yanındayken sohbet akıp gidiyor. Onu dinlemek ayrı bir zevk veriyor insana. Bu cengaver adamın hayalleri var. Güzel hayaller. Bunları bize açmaktan çekinmediği, bizi artık kendisine yakın gördüğünü belirten ilk adımlar. Bu adam insanların önünde sanatını konuşturmak istiyor. Bu adamın hayalleri de kendisi kadar güzel ve parlak. O bize hayallerini anlattıkça biz de ona daha fazla yaklaşıyoruz. Kendisi sanatıyla ünlü olmak isteyen tatlı bir adam. Bizse monoton bir hayatın içine kısılmış tatlı mı tatlı bir kızız. Eve dönerken düşüncelere kapılıyoruz.
İş fırçalıyoruz ama bunu yaparken sürekli düşünceler aklımızı kurcalıyor. Ya küçükken ki yaptığımız o resimleri annemiz engellemeseydi? Ya daha mutlu bir hayata sahip olsaydık? Kim bilir, belki de olabiliriz. Aynada kendini gören Lorenz düşünüyor. Ben ne yaptım kendime diye, bana ne yaptılar diye. Küçüklüğündeki resme bakarak hayalleri şekilleniyor. Peki bakalım, asıl hayallerimiz nelermiş? Bu güzel mi güzel kızın aklında neler varmış? Bakalım bu kızın içinde gizli olan yaratıcılık neymiş? Mutluluk ve sanat. Bir ressam olmak istiyormuşuz küçüklüğümüzden beri. Ancak toplumun ve ailemizin bize dayatması üzerine bir işe girip hayatımızı mahvetmeyi seçmişiz. Seçmek zorunda kalmışız. Bakalım devamında bu durumu düzeltebilecek miyiz? Güzel mi güzel rüyalar ve hayaller eşliğinde uykumuza dalıyoruz. Ve bakalım yarın bize neler getirecek? Yarın bize ilham, yani bölüm 7'yi getiriyor. Telefonun karşısında onun sesiyle içimize dolan bir mutluluk. Oysa bu kargaşanın içinde boğulmaya başlamış genç bir adam. Bakalım bu kargaşanın sonu ne olacak? Etrafı düzenleyelim hemen. Bu genç adamın kargacısının sebepleri ne acaba? Bu genç adam bize o sanatının, o ilhamının kaynağı olan evine götürüyor. Bu centilmenle konuşurken gözümüze yatağın altındaki bir dergi ilişiyor. Üzerinde Müzik Akademisi yazan bir dergi. Bu bir dergi değilmiş oysa ki. Müzik Akademisi öğrenci başvurusu. Yani bu adamın hayallerine giden yolculuktaki bir adım. Bu adama soruyoruz. Bu centilmen adama. Nedir bu? Bak, kafandaki düşünceler neler? Neden bu başvuruyu yapmadın? Neden yarıda bıraktın? Ve bu adamı ikna edip hayallerinin peşinden koşmaya, yani bizim gibi, Florence gibi kötü bir hayata mahkum olmamaya doğru itiyoruz. Bakalım bu destek yarını nasıl şekillendirecek? Gitgide daha mutlu, daha renkli, daha rahat bir hayata erişiyoruz. Hayallerimiz kafamızda dört dönüyor. Acaba sanatımızı konuştursak ne olur? Merakıyla kalemimizi kağıdımıza elimize alıyoruz. Aklımıza gelen ilk şey, bizi bu monoton dünyadan çekip alan o centilmen adamı elimizden gelen en iyi şekilde
resmediyoruz. İçimizdeki yatan sanatçıyı uyandırıyoruz. Bölüm 8. Keşif. Bakalım hayat bize keşfedecek neler sunacak. Selam dostum. Bu eski resimler vardır ya, çektikten sonra makineden çıkar, sallayınca renkler belirginleşir. Bu genç adamla bir orman gezisi gerçekleştiriyoruz. Yine hayatımıza anlam katan bu adamla cesaret edemediğimiz kaykay derslerini alıyoruz. Hayatımıza küçük küçük aksiyonlar, zevkler katıyoruz. Sanat galerisine gidip hayal gücümüzü geliştiriyoruz. Başka toplumdan insanların kültürlerini öğreniyoruz. Onları kendi içimizde kabul ediyoruz. Bazen de yanımızdaki insanlara yeni şeyler keşfettiriyoruz. Mesela sushi. Diğer insanların, daha doğrusu dostumun dostu, benim dostumdur dediğimiz diğer dostlarımızın sanat gösterilerine gidiyoruz. Ve sadece onlarla da kalmayıp bu eğlencelerimi, bu güzellikleri arttırıyoruz. Hayatımızdan gitgide daha da fazla zevk alıyoruz. Kısım 4. Alışveriş. Biraz kararsızız ne alacağımız konusunda. Ancak bazen gerilimler yaşıyoruz. Konuşmalarımız gitgide köşeli hale geliyor. Karşıdakini incitebilecek hale geliyor. Ve gitgide konuşmalarımız sivrileşiyor. Karşıdakini belki de incitiyoruz farkında olmadan. O da bizi. Bazı sorunlar yaşıyoruz. Ancak birbirimizi doğru düzgün dinlemiyoruz bile. Konuşmanın hızır içerisinde boğulup gidiyoruz. Ve küçük, belki de bizim için büyük bir kavgayla son buluyor bu konuşma. İkimiz de üzgünüz. Ama eninde sonunda dönüp konuşmamız gerektiğini biliyoruz. Bazen haklı olsanız dahi ilk adımı sizin atmanız gerekebilir. Adım atmaktan korkmayın.
Çünkü o adımın size neler getireceğini bilemezsiniz. Belki mutluluk getirir. Umalım öyle olsun. Bu yaşananlardan 6 ay sonra. Taşınma. Erkek arkadaşımız artık bizim evimize taşınıyor. Kafaları birleştirme zamanı. Eşyaları da tabii ki de kendisiyle birlikte geliyor. Ancak... İkimize de yetecek yer yok. Bazen... kendimizden ödün vermemiz gerekiyor. Bazen de karşımızdakinin kendisinden ödün vermesi gerekiyor. Bazen o, bazen biz derken bu zaman su gibi akıp geçiyor. Birbirlerimizin bakışlarının içinde resmen hayal dünyasına dalıyoruz. Seçmeler bugün yapılacak. Başarılar dileğimizle yolluyoruz o adamı. Bize hediye ile dönüyor. Ve bu hediye bizim ilgi alanımıza yönelik, bizim hayallerimize uygun bir hediye. Ona olan bağlılığımız gitgide daha da artıyor. Hayallerimize olan bağlılığımız da aynı şekilde. Birlikte Mutluluk bölüm 11. Yediğimiz içtiğimiz artık ayrı gitmiyor. Aynı evin iki direğiyiz artık. Bazen karşımızdakini sevgiye boğuyoruz. İşler artık daha kolay, daha güzel geliyor. Birlikte geçirdiğimiz vakit, vakit değil sanki, apayrı bir şey. Tanımlanamaz derecede güzel.
sanatımızla sevdiğimiz şeyi birleştiriyoruz. Günler günleri kovalarken artık her şey bir rutine biniyor. Kısım 5 bölüm 12. Rutin. Bir yıl sonra günler günleri kovaladıktan, ay güneşi yakalayamadıktan sonra. Artık hayat yine eski, basit ve sıkıcı haline geri dönüyor. Artık işin büyüsü bozuluyor. Nerede hata yapıyoruz diye düşünürken bir anda bir cadal azalıyor. Sen konuşunca bizi üzüyorsun ama. Açmayacağım seni. Gelmeyeceğim sana. Zorla da olsa annemizle konuşuyoruz. Benim için bir erkek arkadaş bulmam gerekiyor. Ben iyiyim. Annem ise bizi yine kendi istediği hayata yönlendirip yaşatmak istiyor. Kenarını yemeyenlerden nefret ediyorum. Artık her şey tekrar rutine binmiş durumda. Ve bu rutin, bu sıkıcılık bizi yıpratıyor. Bizi yavaş yavaş birbirimizden koparıyor. Bazen hayal gücümüzün önüne farklı duygular geçiyor. Bilmiyoruz duygular ne. Belki de ilk defa karşılaşıyoruz. Hayal gücümüzün ölmesinden kaynaklanıyor belki de. Artık yaptığımız şeyleri, eskiden severek yaptığımız şeyleri düzgün yapamaz hale geliyoruz. Belki de hayat bize karşı vahşileşiyor. Bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey bir şeylerin ters gittiği. Hayallerimiz, iş yükümüzün ve rutin hayatımızın altında ezilip kaybolup gidiyor. Bölüm 14. Kavga. Bazen ikili ilişkilerimizde ters gidiyor. Yaptığımız, hissettiğimiz şeyler. Artık eskisi gibi heyecanını hissetmiyoruz belki de o kişiyi gördüğümüzde. Konuştuğumuz şeyler batıyor karşıdakine. Kimi zaman düşünmeden duygusuzca cevap vermeye başlıyoruz. Kendi kontrolümüzü ve duygularımızı
resmen kaybediyoruz. Yine konuşmalarımız, konuştuğumuz kelimeler sivrileşiyor. Karşıdakine belki de zarar veriyor. Ancak ne o ne de biz zarar gördüğümüzün farkında değiliz. Hayat artık dengesiz, anlamsız. Bildiğimiz yağ gibi üste çıkmaya çalışıyoruz bazen. Haksız olsak ya da olsalar dahi. Düşüncesiz konuşmalar resmen bizi allak bullak ediyor. Yaptığımız şeyin, ettiğimiz kavganın geç farkına varıyoruz. Mutluluğumuzu kaybediyoruz. Artık topluyorum. Artık parçalar, düşünceler birbirine uymamaya başlıyor. Bölüm 15. Ayrılık. Ayırmak istemiyorum ben bunları. Çok tatlılar ya. Birleştiremiyorum. Hayır, gitmeyin. Ayrılık bile zor geliyor belki de. Apayrı zorluklarla yüzleşiyoruz artık. Birleş artık. Sonunda. Çok zorlandım. Bazı duygularımız paramparça oluyor. Bölüm 16. Evden ayrılış. Bize mutluluğumuzu getiren o centilmen, o tatlı adam bizden mutluluğumuzu alarak gidiyor. Ama ne o bunun farkında ne de biz. Artık eşyalar toplanmak zorunda. Yaptığımız fedakarlıklar şu an istediğimiz sonucu vermiyor.
Belki de onun getirişiyle anlam bulduğumuz şeyleri kaybediyoruz. Bazen onun bize öğrettiği şeyleri bırakmak zorunda kalıyoruz. Pılımızı, pırtımızı toplayıp bırakmak zorunda kalıyoruz bazen orayı. Ne kadar istemesek de, bu duruma üzülsek de. Ama bazen anılardan kurtulmayı seçiyoruz. Belki işleri kolaylaştırır diye. Kısım 6. Parçalar. Ondan kalan her şeyden kurtulmak istiyoruz bazen. Bir umut. O zamanları unutmanın umudu. Düşünceler içinde zamanında gerçekleştirdiğimiz, yaşadığımız anıların içinde kaybolup gidiyoruz. Artık orada bir boşluk var. Sığınağı belki de bize bu kötü hayatı yaşamamıza sebep olan kişiye sığınarak gideriyoruz, buluyoruz. Bizden ayrıldı. Aramız kötü oldu. Sana ihtiyacımız var anne, diyoruz. Bölüm 18. Bırakış. Bazen o resmen yanımızda duruyormuş gibi hissediyoruz. Ama ilk başlarda onu hiçbir şekilde bırakmak istemesek de bir süre sonra onu bırakmamız gerektiğini fark ediyoruz. Hayat onsuz da devam ediyor çünkü. Onun anıları, bizim anılarımız yavaş yavaş silinip gidiyor. Bölüm 19. Uyan. Uyan güzel kız, uyan. Yeni bir hayata, yeni bir güne, yeni bir boş sayfaya uyan. Hayallerine uyan. Hayallerinin üzerindeki yükü kaldır. Bırak ortaya çıksınlar. Bakalım hayallerin sana ne verecek? Kafamızı kağıda ve boyalara boşaltıyoruz resmen. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz bile. Orada dikkatinizi çekeyim. Bitki büyüyor, mevsimler değişiyor. Saçlarımız değişiyor. Resmen düşünceler kağıtla şekil buluyor. Artık yeni anılar. Tek başımıza, bazen de bizi bırakıp gitmeyecek insanlarla ya da gerçekten bağlanmamız gereken insanlarla farklı anılar yaşıyoruz. Anneyle yemek pişirme, o şefkati tadıyoruz. İkinci ödül. Yanlış çevirmiş. İkincilik ödülü. Resim kulübü. Tombiş. Hadi tombiş. Çok tatlı. Ve artık vasat hayatımızdan, özür dilerim yanlış kullanım oldu.
o kötü hayatımızdan, o berbat hayatımızdan kurtulup sanatımızla yaşamaya başlıyoruz. Like'lar, sosyal medya resmen şelale oluyor. Artık hayallerimizle geçimimizi sağlamaya başlıyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Problemleri çözmek apayrı bir zevk veriyor bize. Peki bu hep böyle devam mı edecek? Hayata devam. Bölüm 20. Artık kendi ayaklarımızın üzerinde durabildiğimiz için ve bu berbat işi küçükken zorlanarak getirildiğimiz bu işi bırakıyoruz. Chris ile harika bir günümüzden kalma bir anıya rastlıyoruz. O günlere bir dönüp geri geliyoruz. Bazen her şeyden kurtulmak gerekmez. Bazen bir kutunun kapağı kapanır, diğer bir kutununki açılır. Florence Yeo ve annesi. Artık hayatında istediği şeyleri başarmış, hayallerini gerçekleştirmiş, o genç kızın içinden dünyayı kendi ellerinin içinde, avucunda gerçekliğiyle hissetmek isteyen o kız ortaya çıkmış. Kendi karakterin üzerine yeni karakterler koyup saklanmış olan duygularını ortaya çıkarmış. Kendi sanatına, kendi hayallerine ilgi duyan insanlarla tanışıp onların bakış açılarını deneyimlemiş. Artık mutlu bir çalışma ortamı, kendisine sadık, tatlı mı tatlı bir dostu ve hayal gücüyle mutlu bir hayat sürüyor. Hikayemiz, filmimiz, karikatürümüz nasıl söylemek isterseniz burada son buluyor. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim efendim. Özellikle Twitch'e canlı bir şekilde bu duruma katlandılar. YouTube, beğendiysen beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, buna benzer oyunların seri şeklinde zamanlı zamansız, bazen boşluktayken, bazen mutlu bir anında YouTube'a gelmesini istiyorsan aşağıda yorumlarda veya like atarak bunu belli edebilirsin. Teşekkürler YouTube, Twitch, sen burada kal. Biraz da seninle sohbet edelim. Görüşmek üzere YouTube.